Voqiyani xotiningiz kunda o'qiydi, siz ko'chada yuribsiz, maza bemaza lag'i bilan. Unaqa bo'lmaydi, birodar. Alloh taolo qalbingizga sakinat, xotirjamlik tushirishini xohlayapsizmi? Bu jonni qiynash kerak. Bu jonni tozalash kerak. Bu jonni nima qilish kerak? Mana duoni 10 minmat o'qisa kambag'allik ketadi, qarzidan qutulasa faqat duo qiladi o'tirib olib. Bir oy chiqmasdan duo qil, lekin maza bemaza ishladi qila, gunoh ma'siyatdan chiqmaydi, duoda qilaveradi. Endi tushunyapsizlarmi nimaga bizning duolarimiz ijob bo'lmayapti? Assalomu alaykum rahmatulloh. Alloh taolaga maqtovlar bo'lsin. Mana kech kelgan Ramazon barchamizga muborak bo'lsin. Boyda qilinadigan har bir amalimizni, yaxshi amallarimizni Alloh o'zi qabul qilsin. Albatta bu oyda ajrini hammamizdan bilamiz. Bu oyda kimlardir muhabbat bilan sog'inib kutdi. Kimlardir shu kunga yetishligini kutdi. Alhamdulillah. Lekin bugun kunda sizlarga bir yana bir e'londa aytmoqchiman. Bugun shunday bir bilasizlar, ro'yxatimizda yetim yesirlar, muhtojlar, miskinlar juda ko'p. Shu Ramazonda shularni xursand qilishlik uchun shunday produktlar bilan va shunday hozir bir mol sotib olmoqchimiz. Albatta bunga mablag'imiz kam. Mana 52 ming deyapti, 152 ming deyapti, ikkita molni. Shuni to'yib turib, shunday bir 50-100 ga yaqin muhtojlarga go'sht bilan produktlar bilan tarqatish arafasidamiz. Unga o'zini hissasini qo'shaman deganlar yo'qmas. Oz-oz bo'lsa ham shu narsaga bo'lib ketishligi mumkin. Faqatgina videoga befarq bo'lmaysiz degan umiddaman. Qo'ldan kelgancha Alloh uchun, Alloh uchun bir-birimizga tarqataylik. Kelinglar bugun shu Ramazonda shunda jajji-jajji ukalarimiz, go'sht yemagan ukalarimiz bor. Bilamiz-da, go'sht yemagan ukalarimiz bor. Oilalar bor. Ramazonda mana murojaatlar kelyapti, uyimda produktam yo'q degan. Kelinglar befarq bo'lmay, oz-oz bo'lsa ham to'plab, shunday bir go'shtlar bilan, produktlar bilan harakatda Ramazonning birinchi kunidan mana 10-15 kungacha davom etadi. Shunda produktni maydonchada to'plashinglar. Alloh rozi bo'lsin. Yana telefon nomerimiz 704 bilan 79-74-79. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'adil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima'allamtena ve zidna ilma. Allahümme arina al-haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arina al-batila batilan ve rzuqna jitinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله عز وجل qilayotgan ibodatlarimizni husnul qabul qilgan bo'lsin. Tazkiyatun nafs darslaridan navbatdagisi. Avvalgi o'tgan darslarimizni qisqacha takrorlab qo'yadigan bo'lsak, asosiy nuqtalari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man arafa nafsahu arafa robbahu." Kim o'zini tanisa, robbisini tanibdi. Boshqa hadisda aytilar: "Arjahukum aqlan ashaddukum hubban lillahi azza va jalla." Ichingizlarda aqli rojihroqlari Allohga muhabbati qattiqroqlari. Ya'ni kimni aqli pishib yetgan bo'lsa, u Alloh taologa muhabbati qattiq bo'ladi. Odamlar uch xil bo'ladi. Allohning mahluqotlarini tanigan odamlar, Allohning buyruqlarini tanigan odamlar, Allohni o'zini tanigan odamlar. Allohning mahluqlari haqida va Allohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganishlik bir xil. Kitob kerak, o'qish kerak, domla kerak, takror kerak, mutolaa kerak, ekzamen kerak. Mana shu ikkala ilm o'rganishlik yo'li bir xil. Va mana shu mehnatni qilgan odamga mana shu ikkita ilm kallasida natijasi qoladi. Ammo Alloh taoloni o'zini tanitadigan ilmni o'rganishligini birodarlar yo'li boshqacha. Chunki Alloh laysa kamitslihi shay'un bo'lgan zot. Hech bir narsa Allohga o'xshamaydi. Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Modomiki shunaqa bo'lgandan keyin Allohni mahluqotlarini tanitadigan ilm bilan Allohni o'zini tanitadigan ilm ham bir-biriga o'xshamasligi kerak. Mana bu birinchi ikkita ilmni yo'li bir xil dedik-a, sanadi kitob, domla va hokazolar. Ammo Allohni tanishlik uchun
İmam Gazzali nima dedi? Cahid tuşahid. Ciddi cahd kıl, mehnat kıl, nafsini kıyna, nafsini mehnatga sol, şunda ko'rasan. Şunu alayım mı? Birinci iki tilimde o'rganishlik fakat zihni zor, hatırası mustahkem adamlar için. Hammaniyam zihni zormaz. Demek bu şari ilimlerini ya ki dünya ilimlerini o'rganishlik hammani qo'lidan kelmaydi. Ama Allah'ını qarang-da acib. Allah'ını tanıtadigan ilimde narxi balad. Lekin bu hammani imkoniyatida. Nafsiz xohlayotgan ishni teskarisini qilasiz. Shariat taklifotini nafsiz xohlamayotgan bo'lsa ham qilasiz. Kekirdaydan ushlaysiz nafsingizni, turasan mada deysiz, ini Alloh taolo sizga o'zini nurini soladi qalbingizga. Yana qaytarib aytaman. Allohning mahluqotlari haqidagi ilm, Allohning buyruqlariga haqidagi ilm. Bu ilmlarni o'rganish yo'li bir xil va buni hamma ola olmaydi. Zehni har xil. Alloh taoloni tanitadigan ilm bu ikkala ilmdan baland, lekin bunga hammaning imkoniyati bor. Kim jonini ko'proq riyozatga solsa, kim nafsini ko'proq sindirib tursa, shaytonning boshini qayirib tursa, shariatni ramkasida turadigan bo'lsa, mana shu bandaga Alloh taolo, agarchi odam Qur'onni zo'r o'qiy olmasa ham, 10 mingta hadisni bilmasa ham, shariy ilmlarni zo'r o'rganmagan bo'lsa ham, Alloh taolo berar ekan shu narsani. Allohning rahmatini, adolatini ko'ryapsizmi? Agar Allohni tanitadigan ilm ham zehninga muhtoj bo'lganida qancha-qancha odamlar bu ilmdan bahra ololmay qolgan bo'lar edi. Aytiladi, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlari shariat. U zotning fe'llari tariqat, holatlari haqiqat. Yangi so'zlar. Tariqat va haqiqat. Nima bilamiz bu haqida? Rasulullohning so'zlari shariat. Nimani buyurgan bo'lsa, u narsa shariat. Nimadan qaytargan bo'lsa, u ham shariat. Nimani taqrir qilgan bo'lsalar, u ham shariat. Nimani ustida sukut qilgan bo'lsa, bu ham shariat. Masalan, ana shu g'azovatlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida kalta kesadi pishirishdi. Kalta kesa ichki mar deymiz. Shuni pishirishdi. Rasulullah uzatishganida qo'lini uzatib turib, "Nima bu?" dedilar. Manaqa ichkemar deganida qo'lini tortib oldilar. Shunda Xolid ibn Valid, "Ahromun huwa ya Rasululloh?" "Harammi?" deganida, "Yo'q, bizda bu narsa yeyilmaydi" dedilar. Endi bu degani yeyoringlar degani, mana shu ham shariat bo'ladi. Rasululloh indamagan bo'lsa, qissa bo'laveradi degani. Shariatda qaysi narsa man qilinmagan bo'lsa, shu muboh degani. Tushuntira oladimmi? Shariatda mana bu narsa yo'q edi shariatda. Masalan, svetofor yo'q edi. Svetofor yo'q edi, samolyot yo'q edi, telefon yo'q edi, yo'q edi. Paydo bo'ldi. Bu muboh deyiladi. Modomiki bu narsani haromligi dalillar bilan isbotlanmagunicha. Rasulullohning fe'llari tariqat. Birodarlar, tariqat bilan shariatning farqi bor. Nima u? Shariatning olimi bor, tariqatning olimi bor. Shariatning olimi senga Rasulullohning namozi qanday bo'lganligini, namozining kayfiyatini aytib beradi. Qanday o'qigan, necha rakat o'qigan, rukuda qanday turgan holati, qiyomda turganda nimani o'qigan, namozni farzi, sharti, vojibi, sunnatini bayon qilib beradi. Bu namozning suratini sizga bayon qilib beradigan odam shariat olimi bo'ladi. Endi tariqat olimichi? U nimani o'rgatadi senga? Biz hozir o'sha shariatni o'rgandik. Tariqatni, tasavvufni, haqiqatni o'rganmadik. Biz shuni o'rganmoqchimiz, birodarlar. Mana shu darsimizdan ko'zlagan maqsadimiz shu. Tariqat olimi Alloh tomonidan senga bir karomat berilishi uchun nima qilishing kerakligini o'rgatadi. Allohning amrida mustaqim bo'lishing lozim deydi. Ko'zingni haromdan tiy, qorningni harom shubhali luqmalardan saqla. Seni istiqomaga buyuradi. Mana shu tariqat ulamolarining ishi. Shuning uchun namozga kelayotgan odam qarasiz, namozini shakli surati juda ham zo'r. Tahoratni chiroyli oladi, o'rgangan. Ruku sajdalari o'rnida o'rgangan. Qiroati, tasbih tahlillari o'rnida. Namozning surati zo'r. Namozning surati zo'r. Lekin tariqatdan
kalp terbiyesi, nefs terbiyesinden bir haber bulgenlik için neçinci rekette turgen isten çıkıp oladı. Şunun için namazda gözümüzde yaş kemiydi. Şeriat ilmi amellerini, taşkı görüşünü örgütledi sizge, tarikat ilminin alımı size nefsizli ibadetini, nefsizli terbiyesini örgütledi. Biz şunu örgütmekçimiz. Demek şeriat, tarikat, üçüncüsü, hakikat. Resulullah'ın halatları hakikat. Allah Ta'ala'nı tanışta birader bir halattan ikincisine ötüşün, bir mertebeden ikincisine köçüşün, bir manzilattan keyingi manzilat yükselişi hakikat ulamalarının ihtisasıdır. Saddaraqla isem ol müşlaşı oynar edin. Kim bilendir? Aytışar edin, müşlaşı müşlaşı biter edin. O bir halatıdır. Eğer sen şeriatı örgendin, tarikatı örgendin, şimdi hakikatte kegen bu sen, bir puanı kötülgenden ki, senge gudur gudur kılıp soysa mı diye karab durup, inle meket adıyan bu kolasan. Boyan mı şunlarsa bir amatta hayatınızda? Aval şunlarda bittesiydiz. Kırkışıp, tartışıp, sökünüşerdiz. İmam-ı Gazali aytti, cahid tuşahid. Canini kıyna, nafsini kıyna, mehnat kıl, küç sarpla, keyin köresen. Demek, ilim alış için kitap, muallim, kıraat, tekrar lazım buladı. Allah Ta'ala'nı tanışken ise istiqama, dinde mustaqim turuşunu kereyi buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, şeyyebetini Hud ve ahavatuha. Mene Hud surası ve onun ayetleri karıtmayı vardı. Hakikaten Hud surası çıkan eden ki, Resulullah'ın şahsiyeti de karılık alametleri bir tane payda bula başladı. Saç sakalları, oklar kirdi. Karıyken de körünüp kaldı bir kısa müddette. Resulullah vefat ettiler. Uzat Rafiqul Aloga hicret kigenlerden ki sahabelerin birini tüşü gekirdi. Şu hadisin şaklarda geledi. Hali sahabi soradı. Ya Resulullah siz meni Hud surası ve onun ayetleri karıtı yubardı degen ediyiz. Kaysi ayeti karıtı oldu sizi. Dip soruydu. Resulullah cevap verdiler. Fastaqim kema umirta ayeti. Bas, ey Muhammed Aleyhisselam, siz özünüzge büyürülgeni dek doğru yolda bulayın ayeti. Sizge büyürülgeni dek mustaqim bulayın, doğru yolda turayın degen ayet düşken de Peygamberimiz büyürülgeni dek mustaqim turalı yapmam mı degen gambilen Resulullah karıp getkendiler. Allah büyürülgeni dek mustaqimlikke kança yakın keses, şunça derecesi kötarılı oradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler kefe bil mar'i ilmen en yakşallah ve kefe bil mar'i cehlen en yu'cebe bi ilmihi. Bir adamın Allah'tan korkuyotkenliği o için yeterli ilimdir. Kişi Allah'dan korku yaptı mı? Deme ilmi var. Allah'dan korku yaptı mı? İlmi var. Özünün ilmi bilen havalanışı ise onun cahilliğine kifayedir. Talibi ilim, ilimde rivojlanib, ilimde ösü boraveradi, toki özünü talibi ilim ekanligini e'tirof qilib tursa. Biz hali talibi ilimmiz, biz hali ko'p o'qishimiz kerak, desa. Ammo men olimman desa, o'shkuni johilligi aniq bo'ladi. Biz ilimde ösü oramiz, modomiki özümüzü talibi ilim ekanligimizni tan olsak, ilmimiz ko'p emasligini tan olsak, hali ko'p o'qishim kerak degan e'tiqod qalbimizda tursa, demak biz talibi ilmimiz, biz o'syapmiz ilmda. Imom G'azzoliyning so'zlaridan Alloh haqidagi ilmning narxi baland, natijalari esa yuksak va go'zaldir. Mana shu xulosalardan bittasi. Alloh haqidagi ilmni narxi baland, lekin natijalari o'shinga yarasha yuksak va go'zaldir. Bir odam ilmizli edi. Kitob o'qiydi, tinimsiz harakatda. Ammo ma'siyatda muqim. Xohlaganini yeydi, xohlaganini ichadi. Bu odamda xotirasi kuchli, zakovati mustahkam bo'lgan odam. O'qiganini yaxshi tushunadi, eslab qoladi. Bu odamda qandaydir ilm bor. Ammo bu ilm narxi arzon. Ammo bu ilmning narxi arzon, chunki narxi o'qish, takrorlash, yodlab olish.
Şu mu da bu ilimde narkı? Demek ki narkı arzon eken. Ama Allah'ını sizge tanıtadığın ilimde narkı baland boladı. Onge köp mehnat kılışını kereyi boladı. Eğer biz Allah'ını tanışını halasak yok, lakin günah masiyatlarda üstte durgen bulsak, şahvatlarımızdan keç almayken bulsak, bu eşik biz üçün yapık. Allah'ını bizge tanıtadığın ilimnin eşiki bizge yapık. Eğer günah masiyattan tiyil almayken bulsak. Bu eşike yakın kirişlik izin verilmiydi. Allah Ta'ala'nın nuru bizi kalbimizge verilmiydi. Kalbimizge tecelli kimiydi. Kulasa, şahvatlardan vazgeçemiz, cilalemiz, nafsımızı tazeleyemiz, şundan keyin, estağfirullah, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Dar hakikat, mumullar necat taptılar. Etti ki, nafsını tazeleyemiz, nafsını boğamız, havayı nafsından kaytaramız, şunda Allah eti yaptı, dar hakikat mumullar necat taptılar. Kaysılar, kaysı mumullar. Ular namazları da korku ve ümit bilen boyun eğücü kişilerdir. Ular behuda, faydasız söz ve amellerden yüz ögürüşü kimselerdir. Lağvdan özünü uzak kıyan. Lağv ne mi? Allah'tan başka hemen ise lağv deyildi. Allah'tan başka hemen ise bekarçılık deyildi. Keçesi uklamasından futbol tamaşa kılıç lağv. Çünkü onda hiç kanaka sizi Allah'a yakın kılığa diyen işi yok da. Sizi Allah'a yakın kılığa yaptı maşı iş. Sizi Allah'a yakın kılığa yaptı maşı söz. Sizi Allah'a yakın kılığa yaptı bana şu baks. Demek haması ne meyken? Lağv bekarçı nasıl yiyken? İşteyimi manaka manaka babta Avrupa'da. Şimdi futbol manaka bularken. Oturup bir saat somarda baks kıladı. Hop baks tügedi. Bana şu baksının neticesi sizi Allah'a yakın kıldı mı? Demek lağı var gene. Ben hala ki mektabımızı Koraoğlu Pazıl Tağar ayeti verdim ha. Huttu o şey de bana. Yüz gekirgen adam bitti sistemi payda olup yoğup getişti kördü. Yüz yıl yaşayken adam sırada yapırken yapıyorlar. Hamas bekarçı diye yaptı da. Üçüncü ayeti yaptı. Kim necat taptı? Namazı da korku ümit bile namaz okuydu. Ve lağıvdan ne makaladı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. At-tahuru şatrul iman. Paklik imanın yarmıdır. Paklik imanın yarmıdır. Paklik degende biz fakat gene cismani paklikde tasavvur kılamız. Taharat degende biz şu namaz için kılınadigan amel mahsus azalarını yuvuşlik. Endi İmam-ı Gazzali kende şungen şu hadisine. İmam-ı Gazzali köp takirallemen bu gapımı. İnsanın psikolojisi hakkında, insanın içki dünyası hakkında en köp ve en doğru yapırken oğlum. İmam-ı Gazzali bana şu insanın nafsı, ruhaniyeti, psikolojisi hakkında bunca ilim ki kendi egebi oldu. Kariyeler acayip de. O kişi özünü zamanındaki müştahitlik makamı yeterdi. Şer'i ilimlerini mükemmel örgenedi. İlim düşke böldü ya. Şeriat, tarikat, hakikat. Şeriat ilmini mükemmel örgenip müştahit boladı da 10 yıl terk-i dünya akıladı. Mescitten çıkmıyordu. Ders vermiyordu. Fakat özüne nafsını riyazatı bilen şugulanadı. İtikaf oturadı 10 yıl. O burungi Ramazanlarda ötkenmiz İmam-ı Gazzali'nin dersini eşitip oysayla boladı taftırıp. Bana şu 10 yıl özünü canını kıynadı. Yaşı avukattan, daimi uykudan, ziyafetlerden, adamlarda mezhebi mezhebi suhbetlerden, dünyadan, terk-i dünya kılıp üzülgenden keyin, nafsını kekirteyden, şimdi üşegenden keyin, Allah bu kişiye başkalarına açmagen ilimini açtı. İnsanın şahsiyeti, ruhiyeti hakkındaki ilimini bana şu kişiye verdi. Canını kıymı o dine aldı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu vefatını aldı da Osman'ımdan fankirdi ziyaretine. Falan şehir oyligingizni olmadingiz davlatdan, shu davlatingizni oyligingizni oling deganida men ketyapman dunyodan deydi. Ha qizlaringizga qoladi desa, ha qizlarimga faqirlik yetishdan qo'rqasizmi? Men qizlarimga o'rgatib qo'yganman, har kecha Voqiya surasini o'qisa ularga faqirlik yetmaydi degan hadisni eshitgansizlar.
Her gün vakıyanı bir ay okuyansılar. Bir yıl okuyansılar. Karasız kemçilik tüyeme yaptı. Keyin şu hadis zayıf rak şekilde. Çotta bir yıl okusayam umumiyat fakirlik. Nima? Siz Alloh taolosi sizni hamma dunyodagi g'amlaringizni o'zini zimmasiga olib qo'yishlikni shu voqea surasini o'qib qo'yishlik bilanlar bo'lib ketadi deb o'ylayotsizmi? Voqeani xotiningiz kunda o'qiydi, siz ko'chada yuribsiz, maza bemaza lag'v bilan. Unaqa bo'lmaydi, birodar. Alloh taolo qalbingizga sakinat, xotirjamlik tushirishini xohlayapsizmi? Bu jonni qiynash kerak. Bu jonni tozalash kerak. Bu jonni nima qilish kerak? Mehnatga solish kerak. Mana duoni 10 ming marta o'qisa kambag'allik ketadi, qarzidan qutulasa faqat duo qiladi o'tirib olib. Bir oy chiqmasdan duo qiladi, lekin televizorni ko'radi. Telefonda yotadi. Mazhab emas ishlarni qiladi. Gunoh masiyatdan chiqmaydi, duoda qilaveradi. Endi tushunyapsizlarmi nimaga bizning duolarimiz ijob bo'lmayapti? Xullas, jonni qiynaysiz. Xolamaydigan ishga majbur qilasiz, shariat buyurgan ishlarga keyin kutasiz. İmam Gazzoli mana shu hadisni sharhida aytadı ki, pakilik törkülü boladı. Pakilik imanın yarımı dedi Peygamberimiz. Birinci derece, cesedini pak saklıysan. Necasattan, napak narsalardan. Mumun maddi manada pakize boladı, cesedi taza boladı. İkinci manası, azalarını günah masiyetten saklıysan. Közini, tilini, ayak kolini. Pakilik imanın yarımı dedi ikinci manası şu. Üçüncüsü, axloqingni toza qilasan. Yomon huquqlardan, kibrdan, hasaddan, ginakuduratdan, g'azabdan, g'ibatdan. To'rtinchisi, Allohdan boshqa hamma narsani qalbingdan chiqarib tashlaysan. Qalbingda faqat Alloh bo'ladi. At-tahuru shatrul iymon. Poklik iymonning yarmi deyildi. Musulmonda jasadi toza bo'ladi. A'zolari gunohlardan toza bo'ladi. Ahloqi toza bo'ladi, hamda qalbi toza bo'ladi. Qalb Alloh taolo nazar qiladigan bizning a'zoyimiz. Alloh taolo sizlarga suratlaringizga, jasadlaringizga qaramaydi, lekin qalblaringizga qaraydi, amallaringizga qaraydi deydi. Bir odam Ka'bani tavof qilar ekan duo qilyapti. Ey Alloh, mendan rozimisan? Shunda haligi odam orqasida kelayotgan bir kishi, ey birodar, Robbi sizdan rozi bo'lish uchun siz ham Robbingizdan rozimisiz dedi. Haligi duo qilgan odam siz kimsiz deb so'radi. Orqada turgan odam men Muhammad ibn Idrisman dedi. Kim edi bu kishi? Imom Shofiy edi. U kishi qanday qilib Allohdan men rozi bo'laman? Axir men uni roziligini istab yurgan bo'lsam dedi. Imom Shofiy javob berdi. Ne'matga xursand bo'lganingdek musibatga ham xursand bo'layotgan bo'lsang, demak sen Robbingdan rozi ekansan. Xursandchilik kelganda alhamdulillah, alhamdulillah deb rozi bo'ldingiz. Endi ozgina musibat kelib qolsa, jazavaga tushayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohdan rozi emassiz, demak Alloh ham sizdan rozi emas. Bizni shikoyat qilmagan kunimiz yo'q-a? Hayotdan norozi bo'lmagan kunimiz deyarli yo'q. Albatta nimadandir norozi bo'lib turamiz. İmam G'azzoli aytdi-ku, Allohni tanishga olib boradigan ilmni narxi juda baland, qimmat bu ilm, lekin natijasi yuksak va oliydir. Narx juda ham baland, birodarlar. Ammo o'sha narxni to'lay olsak, mukofot shunga yarasha bo'ladi. Hamma shahvatlarni tashaymiz oyog'imizni tagiga. Aytamizki, Parvardigor, yolg'iz o'zing meni maqsadimsan. Meni yolg'iz talabim seni roziliging. Umumiy g'oyani tushundinglar-a, birodarlar. Jonni qiynash kerak ekan. Ko'zni tiyish kerak ekan. Tilni tiyish kerak ekan. Sunnatni o'qish kerak ekan. Tasbihni aytishlik kerak ekan. Qalb faqat Alloh bilan ovora bo'lishlik kerak. Shunda ini ko'rasiz. Jahid tushahid. Joningni qiyna ibodat bilan, shariat bilan. Shundan keyin ko'rasan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Astaydu billah. İnna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna.
Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini sotib oldi. Nimani barobariga? Jannat barobariga. Juda ko'p oyatlarda mollari va jonlari bilan kurashadilar deydi. Bu oyatda jon moldan avval aytildi. Ayting, agar sarf qilishlik kerak bo'lsa, pulni sarf qilishlik osonmi, jonni sarf qilishlik osonmi? Molni sarflash albatta nafsni sarflashdan oson bo'ladi. Shuning uchun inson yengilini qilishlikka harakat qiladi, lekin ikkalasini ham qila olmaydi inson. Bitta mana shu oyatda nafs moldan avval zikr qilindi. Asl narsa shu. Nafs moldan qimmat turadigan narsa. Shuning uchun eng katta sahovat qaysi sahovat desa, mol sarf qilinayotgan sahovat emas. Jon nafs qilinayotgan sahovat. Nafs bilan qilinayotgan. Hasharga aytadi. Akangiz, ukangiz, qarindoshingiz. Shunda kelib o'z ishlashingiz bu nafsning sahovati bo'ladi. Mardikor esa bozorga borib turib, o'sha 2000 so'm qo'liga pul berasiz, kechgacha ishlaysiz, olib kelib qo'yasiz. Aka, meni jini ishlarim ko'p edi. Undan tashqari bu yerga kelsam ham ko'p ham ishga yaramayman men. Undan ko'ra mana ishni qiladigan ikkita odamni olib keldim deysizda, zo'r ish qilgan bo'lasiz. Shunda sizni hasharga aytgan odam uchun o'zini turgani yaxshimi-da, ishlamasa ham? Yoki mardikorni olib kelib qo'ygani yaxshimi-da? Sizning yuzingizga shunaqa qilishdi. Qaysinisi yaxshi edi sizga? U sizni qadrlagan uchun keldi-da. Muhimi keldi, ishini tashab keldi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini ajrata oladi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini topib keladi. Bir odam o'zini qandaydir ilmiy sohasida professor bo'lmoqchi. Erishmoqchi xolos shu martabaga. Ammo u maqsadiga olib boradigan hech narsani qilmaydi. Uyquni kanda qilmaydi. Doim o'yin kulgi, ulfatlar bilan osh go'sh, bemaza gap so'zlar, suhbatlar, telefon, o'yin kulgi. Maqsad nima edi? Professor bo'lish edi. Ammo professorlikka olib boradigan bironta ishni qilmadi. Bu professor bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bularni hammasini tashlaydi. Keragicha uxlaydi, keragicha yeydi, ulfatlardan voz kechadi, kayf safodan voz kechadi, jonni qiynaydigan professor bo'ladi. To'g'rimi? Dunyodagi bitta martabaga erishishlik uchun shuncha mehnat qilish kerak bo'lsa, Al-Malikul Muqtadir bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning huzurida bir maqomga, martabaga erishishlik uchun qancha mehnat qilishimiz kerak? Dunyoda sportmenlar kattaroq bir chempionatga, turnirga qatnashganda uydan olib ketadi. Bir oy, ikki oy xotiniga ko'rsatmaydi. Bola chaqasiga ko'rsatmaydi. Faqat fikr, zikr nima bo'lsin, trenirovkada bo'lsin deydi. Bitta medalga ega bo'lishi uchun, chempion degan bir unvon uchun. Endi Allohning huzurida martabangiz baland bo'lishini xolasiz, joningizni qiynashingiz kerak emasmi? O'shada faqat duoda qilamiz, duoda qilamiz, duoda qilamiz, bu yerda hayot bobbayida ketaveradi. Yo, birodar, seni uyingda faqirlik tugamaydi. Seni uyingda baraka bo'lmaydi. Joningni qiynamaguningcha. Mehnat qilish kerak. Bu martabani narxi baland. Hamma rag'bat xohish istaklarni oyog'imizdagi tashlaymiz, vaqtimizni hammasini Allohga sarflaymiz, shunda shu martabaga erishamiz. Ey sayyidim, moldan zakot qancha beriladi dedi. Uni sayyidi javob berdi. Sizlardami, bizdami dedi. Bu kishi so'rayapti, ey sayyidim, sizlarda degani nimasi-yu, bizda degani nimasi? Sayyidi javob berdi ustozi. Sizlarda molning 40dan biri zakot qilib beriladi. Bizda esa, bizda banda o'zi ham, uni moli ham sayyidiniki bo'ladi dedi. Aytdi-yu, Alloh jannatni sotdi ularga dedi. Nima evaziga? Nafsini va molini sarf qilish evaziga. Allohga topshirasiz o'zingizni, qarab turasiz. Molingiz, kuch-quvvatingiz, vaqtingiz, imkoniyatingiz, o'y-fikringiz hamma-hammasini Allohniki deb bilishingiz kerak bo'ladi. Imom G'azoliy aytdi, Allohni tanitadigan ilmning narxi baland, lekin shunga yarasha natijasi ham yuksak, go'zal bo'ladi. Agar faqatgina Alloh taoloni amru nahisini, dalillarini, qoida usullarini, ya'ni shariy ilmlarni o'rgansang, bilsang,
hamma savolga javob beradigan darajada bir olim bo'lsang-u, ammo harom xarishdan o'zingni to'xtatmayotgan bo'lsang, nafsini majbur qilmayotgan bo'lsang, Allohning bir hukmiga, oldingdan bir ayol o'tib ketayotganda ko'zingni to'ldirib oxirigacha tikilib turgan bo'lsang, bu juda ham bir g'arib holat. Sen Allohning buyruqlari haqida ilmda o'rganibsan, lekin Allohning o'zi haqida ilmdan g'ofil qopsan. Shuning uchun, birodar, agar Allohga osiy bo'layotgan bo'lsang, Allohni hali tanimabsan. Qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Kimga jur'at qilib gunoh qilayotganingga qara. Agar Allohni rost ekanligiga taniganingda gunoh qilgan uyalar eding. Mana birodarlar, payg'ambarimiz aytadilar, kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh. Kishining Allohdan qo'rqmoqligi, ya'ni qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Natijalari yuksak va go'zaldir. Mana siz nafsingizni qo'lingizdan kelgancha majbur qildingiz mana ishlarga. Nafsni jilovladingiz, ko'zni tiydingiz, quloqni tiydingiz, g'ibatdan tiyildingiz, o'zingiz majburladingiz. Endi o'sayotganingizni qadam bilasiz. Yaxshi savol. Endi belgisichi? Inson buni qanday his qiladi? O'zini yuksalayotganligini qanday his qiladi? Bitta misoli bor. Agar sen dunyo paras odam bilan o'tirib qolsang, uni tubanligini ko'rasan. Aqlini kaltaligini, bema'ni narsalar bilan avora bo'lib qolganini ko'rasan, xudbinligini ko'rasan. U odam bilan o'tirishni xohlamaysan, tubanligini ko'rishni boshlaysan. Yomon ko'p gapiradi mana shu odam deysiz. Bir yil burun sizdan shunaqa edingiz. Teppa-teng aytishar edingiz. Teppa-teng futbolda bahs qilardingiz, teppa-teng siyosatda tortishar edingiz. Bunday o'ylab qarasangiz, u bari nima ekan? Ke qo'y. Eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim, nima kerak emas. Oysha onamiz roziyallohu anhoni mana hodisatul ifkda zinoda ayblashdi munofiqlar. Musulmonlar o'rtasida bir oy gap tarqab yurdi. Shunda Abu Ayyub Ansoriy uyiga kirganida Ummu Ayyub aytdiki, "Ey Abu Ayyub, odamlar Oyisha bilan Saffon haqida gapirayotgan gapni eshitdingizmi? Ya'ni shular zino qildi degan gap tarqab qolgan edi. To'xta dedi. To'xta. Sen shu ishni qilarmiding?" dedi ayoliga. "Yo'q, qilmasdim" dedi. "Men shu ishni qilarmidim?" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Oyisha sendan yaxshi. Saffon mendan yaxshi" dedi. Ana birodarlar, Alloh taolo shuni aytdi, mu'minlar shunday deyishsa bo'lmasmidi dedi mana Nur surasida. Ko'chadan keldingiz, eshitdingizmi dadasi? To'xta xotin, menga kerakmi shu hozir? Yo'q, menga kerak emas, qo'y gapirmay qo'yaver. Menga tegishli bo'lmasa gapirmay qo'yaver. Allohni tanitadigan ilmni olish uchun itoatda bo'lish, mehnat, infoq sarf lozim bo'ladi. Al-iymanu iffatun anil matami'i, iffatun anil maharimi. Iymon nima? Iymon ta'malardan iffatli bo'lish, man qilingan narsalardan iffatli bo'lish. Ta'madan uzoqsan, gunohdan uzoqsan. Umar al-Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarlarning birida ana shu sahroda qo'y haydab yurgan cho'ponga duch keldi. Mashhur qissa. Haligi cho'ponni bir sinashlik uchun qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki dedi. Sotaver, pulini olasan. A, qo'yda o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan dedi. Haligi cho'pon aytdi. Vallohi menga pul juda ham zarur hozir. Agar bo'ri yeb ketdi desam, sayyidim ham ishonadi. Ammo Allohchi dedi. Hech kimga bildirmasdan o'sha 1000 dollarni chiqarib oldingiz o'rtadan. Hech kim bilmaydi yolg'on gapirganingizni. Kim bilib o'tiribdi ayting. Hech kim bilmaydi. Raspiska olgani yo'q, diktofonga yozib olgani yo'q. Siz bilan Alloh o'rtasidagi sir. Shunda Allohdan qo'rqib oborib bera olyapsizmi? Muborak bo'lsin, iymoningiz bor ekan. Mana shu iymonni javhari, iymonda asli. Mo'min odam shunday beradi, ketaveradi. Bu faqat mo'minlar o'rtasida bo'ladi, ishonavering. Muzorabaga biznes qilasiz. Biroq 10 ming dollar berdingiz, biznes qildingizda foyda bo'lmadi deyapsiz.
O kadar biladı o. Onun için muzaraba fakat ikide mumun ortasında boradığı muamele. Allah'dan korkmayan adamla muzaraba kıvamıydı. Muzarabanın pulu küyüp geçse, mehnet kıyan, işinese tölenmiydi, pul diye geçse, pul diye küyüp kalırdı. O fakat ikide mumun ortasında boradı o. Allah'ın emrinde müstakim bulgen kişi yine imanlı lezzetini tatıydı. O barı bir adı da meze kıladı. Çünkü şeytan nümedi yatıldı. Bir iki yüzünü apaldı yatıldı. Kanan bile, verdi mi dese verdi deysen, sana botaramadı dedi. Şunda 200 demamasından 1000 de barı verdiyiz. Meze kılasız. Nüme kala aldıyız nafsizi? Şunda yenge aldıyız, sindir aldıyız. Demek Allah'ın emrinde müstakim bugün bende yine imanda lezzetini tatalıydı. Şimdi Allah'a ikibal kılmayan adam bu imanda lezzetini mekanı yine tatımıydı. İmam Cüneyt'ten soraldı. Allah'ın velisi kim? Allah'ın dostu. O su dostu yürüp yatadıgan ya ki havanı basıp basıp tevege kötelip yatadıgan adam mı? İmam Cüneyt cevap verdi. Sen onu amr ve nahi üsulde tapasan. Mana şu insan hakiki velidir. Farzını başaradı, günahdan tiyiladı. Dünya ilimlerini öğretiyordun. Camiyeler tolu yatıptı buradalar. Fizikanı, matematikanı, başka ilimlerini. Bana şu öğretiyken dünyavi ilimleri, eğer insan haklısa, onge Allah'ın istatıyordun, ilim buladı. Yeryüzündeki her bitti ilim, insange Allah'ın tanıtıyordun bir eşiği buluşu mümkün. Elbette buna sana, bana şu talib ilim haklıyken bulsa. Allah'ın buyrukları hakkıdaki ilim ham şuraya muhtaç oladı. Madrasaya, muallimge, tekrarlaşge, sınavge, imtihange. Onların neticesi miyede kaladı. Hulasa, insan bir nesnenin haramlığını bilip durup hem kılıyken bulsa, bu adam Allah'ın emrini tanıptı, lakin Allah'ını tanımaptı. Eğer bir bende Allah'ını buyruklarını tanıp durup, öşü günahtı kılıyken bulsa, şeriatını hükümlerden haberdar buldu, lakin Allah'ın kimliğinden haberdar bulmadı. Allah Azze ve Celle barçalarımızı şeriatını hem, tarikatını hem, hakikatını hem ilmini örgünen salih bandalarda kılışı gibi soruyoruz.